Merhaba Çotanak Ailesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mona Lisa'yı tanıyacağız. Mona Lisa'nın sahibi Berat Önal yanımızda. Berat, araca baktığımızda aracın ilk halinden eser yok. Ne gibi değişiklikler yaptın? Takipçilerimiz bunu merak ediyor. Özellikle Mona Lisa şu anda çok gündemde olan bir araç. Çünkü sıfırdan yaptın, stok halinde aldın ve çok fazla farklı değişiklikler yaptın. Yaptığın değişiklikleri bize anlatır mısın? Aracı aldım, aracı baştan aşağı komple söktük, motor hariç. Şanzıman değişti, diferansiyeller değişti. Aracın kaç çürük parçaları vardı, onları elden geçirdik. Kaportasında, boyasında yanmalar vardı, güneş yanıkları. Onları yaptık, farları, stopları sıfırladım. Panjurları, panelleri, tamponları. Ondan sonra ekstra olarak şnorkel aldım. 7,5 inç long arm, orta bağlantılı, ayarlı kollar yaptık araca. Beş lastik aldım. Diferansiyelleri 3-1 yaptık. Grand Cherokee 3-1. Aracın içine işte pütürler yaptık. Döşemelerinde yırtıklar vardı. Döşemelerini elden geçirdik. Şu an devam ediyoruz projeye. Eksiklerimiz var. Şu an biraz deneme sürecindeyiz. Eksiklerimizi görüp tekrardan elden geçireceğiz. Araçta yapmak istediğin daha farklı değişiklikler var mı? Normal V8 jiplerden farklı mı olacak? Yoksa daha farklı ürünler takacak mısın? Daha farklı değişiklikler yapacak mısın araçta? Şu an 35 lastik bana ufak gelmeye başladı. 37 takmayı düşünüyorum. 488 oran ile. Onun için de şu an kararsızım. Aracı kırar mıyız, kırmaz mıyız? Orası meçhul. Bir deneyip görmek lazım. Ya da bir daha önce yapılmış bir araçta bakmak lazım ona. Instagram'dan gelen takipçilerimizin soruları da var. Bu soruları da soracağız sana. Sorulara geçmeden önce aracın motor gücü, aracın kilometrede ne kadar yakıyor? Önce bunları bir soralım. Sonrasında da Instagram takipçilerimizin sorduğu soruları, YouTube'dan gelen soruları tekrar soracağız sana. 5.2 V8 motorlu 215 beygir. Araçta tüp yok. Aldığımda düz tüp vardı. Söktürdüm onu. 1500 liraya 200 kilometre yol gidiyor şu an araç. Çok bir şey gitmiyor. Bilgiler için teşekkürler Berat. Şimdi Berat, Instagram ve YouTube takipçilerimizden gelen soruları topladık, derledik. 10 tane soru başlığı hazırladık senin için. Az önce de zaten bahsettiğin şeyler de var soruların içinde ama takipçilerimiz yine sormuşlar. Onları yine kırmayalım. Birinci soru, araç kaç model? 1993 model. İkinci sorumuz, bunların yarı otomatik hali var mı? Yok. Tam otomatiği var. Bu kasalarda manuel de yok. Tam otomatik. Üçüncü sorumuz, benzinli ortalama yakıtı ne kadar? Araçta LPG mevcut mu? Mevcut değilse ortalama yakıtı nedir? Araçta LPG mevcut değil. Şu an ortalama kilometrede 7,5 lira yakıyor. Dördüncü sorumuz, aracın torku ve beygirini söyleyebilir misiniz? Torkunu bulamadık. Onu bilmiyoruz. Herhangi bir yerde de yazmıyor. 215 beygir araç. Tabi bu da şeye göre, şnorkele ve egzoz çıkışına göre değişiyor. Beşinci sorumuz, diferansiyel kilit sistemi nasıl aracın? Diferansiyel kilit sistemi ön arka LSD var. Bunların orijinalinde yok. Cherokee'nin yine 3.1 dizel diferansiyellerini taktık biz araca. Bunlarda %70 ön ve arka LSD elektronik kilit mevcut. Altıncı sorumuz, Mona Lisa'ya ne kadar para harcadın? Ne kadar para harcadım? 200 bin lirayı aştı. Yani bir Mona Lisa tablosu değeri kadar aracı da bir Mona Lisa parası harcadık yani. Yedinci sorumuz, X350 ile değişmek ister mi Mona Lisa'yı? Yani ben buna şimdi çok emek harcadığım için bunun yeri bende bayağı farklı. Orası biraz meçhul, düşünmek lazım. Sekizinci sorumuz, dışı seni içi beni yakar mı, düşünenlere tavsiye eder misin? Biraz yakabiliyor ama alacak olanlar varsa tabii yapılı almasını tavsiye ederim. Çünkü dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Bir projenin içine girdiğin zaman anlıyorsun. Ben mesela başlamadan bu kadar para harcayacağımı, vakit harcayacağımı, emek harcayacağımı hiç düşünmedim yani. Dokuzuncu soru, en çok beklenen sorumuz aslında bu takipçilerimiz içinden. Özellikle bu soruyu soran büyük bir ihtimal Giresun'da. Egzozu ne zaman takacaksın? Egzozu muayene günü takmayı düşünüyoruz. Yani zaten taksam da çok bir fark etmiyor. Çok bağırıyor, V8 olduğu için sesi çıkıyor yani. Sadece onu az bir şey kısabiliriz. 10. soru, hiç motor yaptırdın mı? Motor yaktı mı? Pistonlar değişti mi? Bununla alakalı sorular gelmiş. Bu tek soruda topladık bunu. Motor yaptırdın mı? Motor hiç yaptırmadım. Motor kısmında sadece radyatörleri değiştirdik, hortumları değiştirdik. Termostatlar, kayış,
devir daim değişiyor. Bir de fan termiği değiştirdik. Onun haricinde motorlar kolay kolay sorun vermiyor bunlarda. Pistonları hiç elden geçirmedik, motoru hiç açmadık yani. Orijinal fabrikadan çıktı gibi şu an motoru. Sorularımız bu kadardı Berat. Instagram ve YouTube takipçilerimizden gelen soruları toparladık. 10 tane sorumuz vardı. Soruları sorduk. Yanıtladığın için teşekkürler. Arkadaşlar merhaba. Aracımız Grand Cherokee 5.2 V8 motorlu. 1993 model. Aracımızı 1,5-2 sene önce aldık. Baştan aşağı aracı toplamaya başladık. Komple kaporta, boya, döşeme, alt takım, jant lastik, diferansiyel, şanzıman, MM manifoldu, müşürler, soğutucular. A'dan Z'ye sıfırladık. Şu an sırada olan 7,5 inç long arm yapmayı düşünüyoruz. Amortisörlerimiz, yaylarımız, direksiyon amortisörü, ondan sonra şnorkel. Daha farklı bir projeyle gelmeyi düşünüyoruz. Şu an aracı orijinal standartına topladım. Bu bayağı maliyetli oldu. Şu an devamı da aynı şekilde maliyetli olacağını düşünüyorum. Aracın içini komple söktük. Torpidosuna varana kadar A'dan Z'ye elektrik tesisatını yeniledik, sıfırladık. Farlarını, stoplarını sıfırdan aldım. Arabayı aldım. Tabii başıma bir sürü talihsiz olaylar geldi. Aldım, yola çıktım. Şanzıman arıza verdi. Radyatör tıkalıymış eski olduğu için. Hararet yaptı. Ondan sonra kaloriferimiz ısıtmadı. Uzun yolculuk geçirdim bu arabayla. Soğukta bir sıcaklık olmadan. Aracı daha sonra çekiciyle İstanbul'dan Giresun'a getirtirdim. Bir sürede bir ay kadar da burada Giresun'da alt takım falan yapıldı. Diskler, baltalar, burçlar komple değiştirdik, elden geçirdik. Daha sonra arabayı birazcık yükselttik. 32 lastik sığacak şekilde. Jant lastik aldım sıfır. Bir ay böyle bir keyfini sürdüm. Daha sonrasında aracı komple kaportaya verdim. A'dan Z'ye kaportasını yeniledik, boyasını yeniledik. Aracın içini komple söktük. Kalorifer peteği, şanzıman soğutucu, radyatör, alt üst hortumları, komple bütün soğutucuları sıfırladık. Şanzıman filtresi, şanzıman sıfırdı, rodajı vardı. 7,5 inç amortisörlerimiz, yaylarımız, şnorkel. Burada da sökülen egzozumuz var. Uzun pitmanlar direksiyon için. Başka ne? Arkadakiler? Arkadakiler şnorkelin kutusu var. Ekstra olarak ne var hiç bilmiyorum, bakmam lazım. Arkadaş abi iki ayda sizin var. Jantımız bu. Lastik tabii bizim değil. 35 aynı şekilde, aynı ebatta lastiğimiz olacak. Mid takımı yaptık. Çünkü üzerindeki hoparlörler patlak, yırtıktı. Kapı panzotörü takılacak. Bunlar arkada yine, arka koltukta. Her baştan sona elden geçireceğiz bunların hepsini. Şu galiba bugün araba hiç usta eline değmeyecek. Bugün değmeyecek, evet. Bir dahaki bölümde inşallah arabanın... Ustamızın eli dolu olduğu için yarım kaldı. Tam başlayacağız, tam bitireceğiz. Orta kol bağlantısı yapacağız araca. Ağır hizmet, orta bağlantılar. Diferansiyellerimiz arka diferansiyelden 60, ön 35. %70 LSD kilitli. Yağ basınçları. 4.7 kasanın 3.1 dizel diferansiyellerini koyuyoruz araca. Komple alt tarafı değiştireceğiz, alt takımı. 35 ebata göre 7,5 inç araç yükselecek. Kolları ortadan bağlayacağız. Arkada 35, 170 LSD kilitli. 4.7 kasanın 3.1 dizel diferansiyellerini aldık araca, onu takacağız. O kadar.